Herkese merhaba. Senaryolu Bağdat Caddesi'ndeyim. Şöyle bir çekeyim çevreyi. Sabah yine buradaydım. Çok tatlı bir kedi sevdim. Kılları muhteşem. Akşam yine denk geldim ona. Yine sevdim. Ve bakın ne buldum bu arkadaşın üzerinde. Sertleşmiş, iğrenç bir yumak. Göğüs bölgesindeydi. Tam şuradaydı. Neden bu kadar birikmiş? Ne var anlayamadım. Tamamı kıl. İçinde ne var bilmiyorum. Telefonu bırakıp aslında bunu açmam lazım ama. İrdelemem lazım. Neyse. Allah'tan yanımda makas taşıyorum böyle durumlar için. Uçları yuvarlatılmış. Şöyle göstereyim. Böyle batmayacak, kesmeyecek, hayvana zarar vermeyecek. Çantamda taşıyorum. Ceketi, çantayı bıraktım bir kenara. Bu arkadaşı biraz sevdim. Arkadaş olduk. Sonra bunu kopardım. Sonra ne yaptım? Bir hata yaptım. Göğsüne dokundum. Yani alt tarafa. Bakın elimi kanattı. Ama canı sağ olsun. Kedilerin göğüslerine, karınlarına dokunulmasının tehlikeli olduğunu size anlatmıştım. Kendi kedimi karnına sevmiştim ve meydan okumuştum. 5 kişi meydan okumama cevap verdi. Ve aralarından Enis arkadaşım beklediğim, tahmin ettiğim gibi şov yaptı. 10 küsür tane kediyi karnından sevdi. Ve şunu hatırlattı bana. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Enis arkadaşım kedilere çok emek harcayan bir insan. Yani ben onun yanında halt etmişim. Diğer hayvanseverler onun yanında halt etmiş. Onun kadar emektar bir insanı pek az gördüm. Ya da görmedim desem iddialı mı olur bilmiyorum. Korkuyorum bunu söylemeye. Şov yaptı adam. 10 küsür tane kedi. İşte o videoların sonuna, kedileri karından sevme videolarının sonuna Enis'inkini koyacağım. Herkes onun şovunu izlesin. Muhteşem bir şey. Yavru, genç, olgun hepsini karnından sevdi. Ben bu arkadaşı sevemedim. Çünkü buna daha önce hiç emek harcamadım. Hiç sevgi göstermedim. Vakit de geçirmedim onunla. Bana dedi ki ne yapıyorsun sen, haddini bil dedi, bastı patiyi. Ama canı sağ olsun, o benim en yakın dostum. İstediği kadar beni tırmalasın. Kulaklıkla konuşuyorum aslında, unuttum kulaklığı kapatmayı. Mikrofon da yanımda ama onu da bağlamaya üşendim. Evet, şu mikrofona bir alışsam da onu bir kullansam. Aldığımdan beri kullanamadım. Neyse, idare edin. Gürültüden dolayı özür dilerim. Bu kadar yeter. Kedi isterse sizi tırmalasın. Az önce bir hanımefendi sevmedi, 3 kişilerdi. İkisi sevdi, birisi dedi ki ben korkuyorum, çok büyük. Anlattım. Dedim ki insan iki duygu kontrol eder. Ya korku ya sevgi. Gelin dedim sevginiz baskın gelsin. Korkuyu yensin. Diğerlerini ısırmadı. Beni ısırmadı. Sizi neden ısırsın? Dedim beni ısırdı çünkü karnına dokundum. O bir hataydı falan. İkna edemedim kendisini. Uzaktan seni seviyorum dedi ve gitti. Oysa sevgi neydi? Sevgi emekti. Sevgi dokunmaktı. Sevgi cesaretti. Ben bu hayvanın bana zarar verebileceğini bile bile ona dokunuyorsam işte gerçek sevgi bu. Emek harcıyorum ona. Değil mi yavrum? Bak elimi ne yaptın? Kokla. Utanma, utanma. Kan kokla biraz. Ben biliyorum ki bu hayvandan bana hiçbir virüs, hiçbir hastalık bulaşmayacak. Hastalık bizde, hastalık zihnimizde, hastalık insanlıkta, insanlarda. Bunlarda hastalık yok. 36 yıldır beni tırmalayanlar, ısıranlar, Allah neler neler. Bende hiçbir sorun çıkmadı. Ben özel bir insan değilim. İnsanım yani. Bedenim sıradan bir insan oldu insana. Vücudu. O yüzden siz de rahat olun. Kediden mikrop, hastalık, şu bu bulaşmaz, bulaşmıyor. Bulaşsa da çok zor bir ihtimal. Korkacağımız şeyler, işte gördüğünüz bu araçlar, 4 tekerlekli, 2 tekerlekli araçlar. Bizi çarpan, bizi yaralayan, bizi öldüren, sakat bırakan bunlar. Halama kaldırımda yürürken araba çarptı, 3 kaburgası, 2 diz kapağı parçalandı. Demek ki arabadan korkun, bırakın bu kediden, köpekten korkmayı. Size öğretiyorlar bu korkuyu. Anneniz babanız öğretiyor. Aman oğlum, aman çocuğum, aman kızım yaklaşma ısırır. Yahu ısırsın ne olacak? Araba çarpınca öldürür ama köpek ısırırsa sadece korkutur. Azıcık acıtır. Kedim beni çok ısırıyor, çok tırmalıyor. Hiç de sorun değil. Keyfine baksın yavrum benim. Özgüveni gelsin. Çok uzattım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal. Hoşça kal patron. Patron sensin. Karnını sevemeyeceğim daha. Haklısın. Bay bay.